teşekkür ediyoruz. Bizi misafirleri bağırladığı için. Tabii Bilecik'in bizim kültürümüzde önemi çok fazla. Biz 3 yıldır yabancı öğrencilere Türkçe öğretiyoruz. Ve onlar Türkçe öğrenmeye başladıkları ilk anda, genelde Aralık ayı civarı oluyor. İlk gezimizi biz Söğüt ve Bilecik'e yapıyoruz. Çünkü Osmanlı Devleti'nin ilk tohumların atıldığı coğrafyayı tanımakla başlamak istiyoruz. Bu gezimizde program gereği biraz 3. haftaya sarkmak zorunda kaldı ama bizim misyonumuz da işe Söğütlere, Bilecik'le başlamak var. Bu açıdan bizim için çok tarihi önemi var bu ziyaretin. Biz Eskişehir'de 3 yıldır Türkçe öğretiyoruz. Bu öğrencilerimiz de şu an Türkoloji ve Normal Türkçe Yaz Okulu kapsamında Türkiye'ye gelen misafir öğrencilerimiz. Hepinizin malumudur, Yunus Emre Enstitüsü diye yurt dışında devlete bağlı 38 ülkede, 40 merkezde Türkçe öğreten bir vakfımız var. Bu öğrenciler ülkelerinde herhangi bir sebeple, yani eğitim olabilir, iş olabilir, hobi olarak olabilir, Türkçe öğreniyorlar. İçlerinde bizim grubumuzun özelliği ileri düzeyde Türkçe biliyorlar. Şu an 11 tane farklı şehirde 300 tane öğrenci bir aydır Türk kültürünü ve Türkçeyi öğrenmeye devam ediyorlar. Eğer Twitter ve Facebook hesaplarından takip etme imkanınız olursa Türkçe Yaz Okulu diye takip etme şansınız olacaktır. Bu öğrenciler şu an 12 ülkeden geldiler bize. 33 tane öğrencimiz var. En yoğun olarak gelen gruplardan başlamak gerekirse İran'dan, Mısır'dan, Kazakistan'dan çok öğrencimiz var. Bunun haricinde Balkanlarda Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Romanya'dan gelenler var. Bunun dışında şöyle bakıyorum hemen. Japonya'dan, evet Japonya'dan gelen var. Afganistan'dan gelen öğrencilerimiz var. Azerbaycan'dan gelen öğrencilerimiz var. Fransa'dan, Almanya'dan gelen öğrencilerimiz var. Birer tane onlarda. Dolayısıyla aslında şöyle bir farkı var. Geçen Fatma'nın konuşması sırasında söylediği cümle aklımda. Bu kadar 12 ülke bir masa etrafında Türkçe konuşarak sohbet ediyorlar. Bu açıdan Başbakanlığın yaptığı bu etkinlik çok anlamlı bir taraftan. Kültürümüzü tanıtıyoruz. Ben öncelikle bugünkü ağırlama merasimini gerçekleştiren Sevim Yağcı Beyefendi'ye, onun dışında da Başbakan'la bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türk kültürünün tanıma fırsatı bulmuşsunuz bu bağlamda. Teşekkür ederim. Sizlere taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, kuruluş ve kurtuluşun beşiği, Şeyh Edebali Diyarı, Osmanlı toprağı, Ertuğrul Sancağı Bilecik'te ağırlamaktan son derece mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Evet, Bilecik gerçekten Türk tarihi açısından son derece önemli bir şehir. Kuruluş ve kurtuluşun beşiği diyoruz. Bizler biz yapar, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar. Yaklaşık 800 asır önce Osmanlı Devleti buraya Orta Asya'dan 400 çadırla gelip buradan almış olduğu enerjiyle, güçle bir yolculuğa çıkmış ve 600 yılı aşkın dünyaya hak ve adalet dağıtacak şekilde kurulmuş. Ve o devlet ki onun olduğu dönemlerde, süreçlerde gerek Avrupa'da gerekse dünyanın Orta Doğu coğrafyasında ve Balkanlarda devamlı huzur, sulh ve sükun hakim olmuş. Onun ortadan kalkmasından itibaren de bugün maalesef ne Orta Doğu'da ne Balkanlarda istediğimiz o huzuru, barışı bir türlü yakalayamamışız. Böyle bir devletin, böyle bir ulu çınarın çıktığı topraklardayız. Kurtuluşun beşiği diyoruz. Gerçekten ülkemizin sıkıntılı günlerinde yeniden doğuş hareketimizin başladığı Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumu günlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, milli mücadelenin başladığı topraklar aynı zamanda. Bilecik tarihi anlamda referansları oldukça güçlü bir şehir. Ama günümüzün
yaşantısı içerisinde bu tarihi performansını istediğimiz oranda bu zamana kadar sergileyememişiz. Bizler Bilecik Belediye Başkanlığı olarak ve Bilecik'imizde yaşayan tüm hemşerilerimizle, kardeşlerimizle birlikte şehrimizin tarihi misyonuna uygun bir vizyon yükleme noktasında çaba harcıyoruz. Bilecik, ülkemizde çok önemli olan metropol şehirleri arasında ve bu zamana kadar böyle büyük şehirlere yakın olmanın biraz da gelişim noktasında sıkıntılarını yaşamış. Bir tarafta bir saatlik mesafede Bursa gibi gerçekten Türkiye'nin yüzde şehirlerinden birisi. Bir tarafta Eskişehir gibi sanayi ve Türkiye'nin önde gelen şehirlerden birisi. Bir tarafta Sakarya, devamında Kocaeli, hatta İstanbul gibi metropol bir şehre yakın olması buradan göç hareketinin bu şehirlere fazla olmasını gerektirmiş o dönem şartları içerisinde. Bu da şehrimizdeki insan unsuru dışarıya göç ettiği için gelişimi engellemiş. Ama son yıllarda, özellikle son 10 yıl içerisinde tabii bu şehirler, büyük şehirler doldular, taştılar ve oralardaki dolgunluk, taşkınlık ve şehrimizin kentsel altyapısının gelişmesiyle birlikte buralarda şehrimizde ciddi bir akım var ve özellikle son yıllarda üniversitemizin, genç kardeşlerimizin de şehrimize gelmesi, üniversitemizin kurulmasıyla birlikte Bilecik tarihi misyonu noktasında önem arz edecek şekilde bir vizyon yükleyerek geleceğe emin adımlarla yürümekte. Temennimiz, arzumuz tabii ki sizin gibi genç kardeşlerimizin ileride ülkelerinden söz sahibi olması ve bu başlatmış olduğunuz Türk ve Türkiye yakınlığı ileride ülkemizle ülkeleriniz arasında bir dostluk, kardeşlik ortamına dönüştürmeniz. Bunları da bu şekilde bir gelişme olursa son derece mutluluk duyarız. Sizlerin Türkiye'ye ilgisi, Türk diline ilgisi, Türkiye'ye ilgisi bizleri son derece memnun ediyor, mutlu ediyor. Gerçekten Türkiye'yi ve Türkiye'yi tanımak, Türkiye'yi bilmek ve bugün gezeceğiniz Bilecik'i tanımak aslında bir medeniyetin kapısını açmak gibi bir şey. Çünkü baktığımızda Türk tarihi olmadan dünya tarihinin olması mümkün değil. Türk tarihi içerisinde de Osmanlı olmadan Türk tarihinin olması mümkün değil. Ve işte o tarihin başlangıç toprakları üzerindesiniz. Ve buralarda süreç itibariyle tarihi anlamda gitti. Tahribatlar, işte savaşlar geçmiş, mücadeleler olmuş. Ama bu toprakları kendi ruhunu üzerinde barındırıyor. Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretlerinin kabrinin olduğu topraklar. Yine Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı dediğimiz Dursun Fakih Hazretlerinin kabrinin, mezarlarının olduğu topraklar. Osmanlı Devleti'nin Ertuğrul Gazi Han'ın, Osman Gazi'nin kurat, Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi Han'ın kabrinin olduğu topraklar. Ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın sırasında İsmet Paşa'ya bir savaş sonrasında siz orada sadece düşmanı değil, Türk ulusunun makus talihinin de yendiniz dediği İnönü Muharebelerinin, Metris Tepe'nin olduğu topraklar. Buraları inşallah bugün bu güzergahta gezeceksiniz. Bir taraftan tarihin eşsiz izlerine tanıklık edeceksiniz. Diğer taraftan böyle doğanın, tabiatın gerçekten görsellik anlamındaki güzelliklerini temaşa edeceksiniz. Öbür taraftan da insanımızın hoşgörüsünü, sempatisini ve misafirperverliğine şahitlik edeceğinizden, göreceğinizden ben eminim.
Biz de sizin gibi böyle prokulun, genç kardeşlerimizin böyle kuruluş ve kurtuluşun beşiği memleketimizde böyle güzel bir yaz sabahında ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki Türkçe öğreniyorsunuz, iyi ki Türkiye'ye ve Türk insanına ilgi duyuyorsunuz. Bundan pişman olmayacaksınız. Bizim dostluğumuz her zaman daimidir ve vefalı bir insan topluluğuyuz biz Türk milleti olarak. Onun için sizlerin de bu anlamda misafir etmekten tekrar mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Bu organizasyonu düzenledikleri için çok değerli müdürümüze, yetkili arkadaşlarımıza, üniversitelerimizin yetkililerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizim bir sloganımız var. Bilecik Belediyesi olarak ben 3 dönemdir belediye başkanıyım. 12 yıldır Bilecik'te belediye başkanlığı yapıyorum. Ama bu otoriter bir sistemle değil. Her 5 yılda sandık konumu ve çok ciddi mücadelelerle halkımızın teveccühüne çok şükür mazhar olduk. Bu sene 3. dönem 12 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Ama başlangıçta bir sloganı ortaya koydum. Bu sloganı sizinle de paylaşmak istiyorum. Çünkü dünya insanlığı için de bu çok önemli. Şehirler için de önemli, ülkemiz için de önemli. Dedik ki başlarken hep birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşmak temennisiyle diye yola başladık. Abi Yunus Emre Enstitüsü'nün böyle bir organizasyonu, Hoca Yunus, Şair Yunus da ne diyor? Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz diyor. Ve gerçekten bu dünya kimseye kalmıyor. Bu dünyada en temel güç sevgi, birbirimizi sevelim ve tanış olalım. Tanışmaktan ve sevgiden bu zamana kadar kimse zarar görmemiş diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.